Evet arkadaşlar, konumuz vektörler olduğuna göre vektörlerle ilgili uygulamalı sorulara devam edelim. Şimdi bana 3 tane vektör veriyor. A vektörü, B vektörü, C vektörü. Bu benim fizik 101 alırken finalde çıkmış bir soruydu. O yüzden çözmek istedim. Şimdi 3 tane vektör var elimde. Bana A ile B'nin cross'unu istiyor. Yani A ile B'nin vektör çarpımı, sonra C ile bunları dat et diyor yani. Sonuçta çıkacak şey burada vektör, şurada skaler. Şimdi bakalım. A ile B'nin cross'unu nasıl buluyorduk? Tekrar matris determinant formu. Determinant A evet, C evet, evet. Açık açık yazıyorum. A vektörünü yazalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. B vektörü de 6, 5, 4. 1, 2, 3. 6, 5, 4. Şimdi determinantını bulacağız. O zaman çıkacak vektör. A cross B'den gelecek vektör. Şuraya yazalım. A cross B'den gelecek vektör. Ayet hemen bakın. Ayet diyorum. Buradan çünkü ayet gelecek. Ayetin satır ve sütununu sildim. Ne geldi geriye? 2'ye 2 matris geldi. 2 kere 4 8, 3 kere 5 15. Tabii burası ters olduğu için eksi. Eksi 7. Eksi C hetimine bakıyorum. Çünkü C hetin hemen başına ezberle eksi koyuyoruz. Onun kalı satırını ve sütununu sildim. 1 kere 4 4. 3 kere 6 18, eksi 14. Görüyorsunuz 1 kere 4, 3 kere 6 18 ama ters olduğu için eksi 14. Eksi 14. K yönüne bakalım. Onun satırını ve sütununu sildim. Artı K. Onun satırını ve sütununu sildim. 1 kere 5, 5. 2 kere 6, 12. Eksi 7. Eksi 7. O zaman A ile B'nin vektörünü bile gezersek. Eksi 7, I hat. Artı 14. C hat, eksi 7, K hat. Bu bana A cross B'yi verdi. A cross B'yi dediğim gibi matrisin determinant formundan hemen bulabildik. Şimdi A cross B dot C'ye bakalım. A cross B, A cross B'yi buldum. Dot C'ye bakarsak. C dot A cross B'ye bakarsak. Şimdi eşittir. Arkadaşlar bakıyoruz. Şimdi C vektörü çarpı A cross B. Yazalım C vektörünü buraya. 7 I hat artı 8 C hat artı 9 K hat dot çarpım eksi 7 I hat artı 14 C hat eksi 7 K hat. Şimdi bu ikisinin dot çarpımını yapalım. Dot çarpım ne diyordu bana? Kendi aralarında çarpım yapabilirsin. O zaman yazalım. Bakın. Ayet ayet. Eksi 49. Eksi 49. Buradan ne gelecek? 8, 14. 14. 4 kere 14. 56. 112 artı 112. 9. 9 kere 7. 63. Eksi 63. 49, 63, 112. Eksi 112 eşittir. O zaman buradan neyi görüyoruz? C vektörü A cross B vektörüne dikmiş. Dediğim gibi A cross B'yi matris determinant formundan bulduk. Ondan sonra C dot yaptığımız zaman C de bunu arada dot product olacak, dot çarpımı olacak şekilde yazdık. Dot çarpımı ne demek? Herkesi kendi arasında çarparsın. Kendi arasında çarptığın için şu A'lar, C'ler, K'ler kaybolur. Ve toplayınca sıfırı görüyoruz. O zaman C vektörü hem A'ya hem B'ye dikmiş. Buradan bunu görüyoruz. Vektörlerle ilgili güzel bir uygulama sorusuydu. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.